Başlayalım mı arkadaşlar? Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün gündemimizde orman yangınlarını söndürme sürecinde bir defa daha açık seçik görülen yönetim krizi, kontrolsüz göç ve kevgire dönen sınırlarımız, derinleşen ekonomik kriz ve yeniden zirve yapmaya başlayan salgın vardı. Ülkede yaşanan yakıcı buhranı aşmak için yapılması gerekenleri de toplantımızda tartıştık. Değerli basın mensupları, çocuklarımıza, yavrularımıza daha ilkokul sıralarındayken tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda diye şarkılar öğretirdik. Ama ne yazık ki son iki haftada doğaya can veren, toprağı örten, kurda, kuşa, börtü, böceğe ve her türlü canlıya ev sahipliği yapan ormanlarımız alevlere teslim oldu. Daha doğrusu beceriksizlikle, liyakatsizlikle, sorumsuzlukla alevlere teslim edildi. Bu son yangınlarda gördük ki orman yangınlarıyla mücadele etmesi gereken yöneticiler görevlerini layıkıyla yapmamışlar. Değişen iklim koşullarını, yeni riskleri dikkate alan uzun vadeli bir yangın önleme stratejisi hazırlanmamış. Yine gördük ki bölgemizdeki diğer ülkeler havadan yangın söndürme işini yandaşlara ihale edilecek ticari bir iş olarak değil, kamu görevi olarak ele almışlar. Kendilerine ait havadan yangın söndürme uçan filolarını devletin bünyesinde hazır etmişler. Burada herhangi bir yönetim ve organizasyon açığına izin vermemişler. Bizimkiler ise kişisel egolar devlet aklının önüne geçmiş, Tarım ve Orman Bakanı ihale şartnamasıyla oynamış, sadece Türkiye'de değil İsrail'de, Gürcistan'da yangınla mücadele eden Türk Hava Kurumu'nun ateş kuşlarını 5 damacana eksik su atıyor diyerek söndürme ihalelerine sokmamış. Elimizdeki uçakları Etimesgut'ta öylece çürümeye terk etmiş. Ülkeyi 20 yıldır yöneten Erdoğan hükümetleri kendi itibarlarını parlatmak için 13 tane uçan saray alırken Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını hurdaya çıkarmışlar. Türk Hava Kurumu'nu borca batırmışlar. Malını, mülkünü de yandaşlara peşkeş çekmişler. Milli servetimiz ormanlarımızı koruyacak, yangın söndürecek uçan araç ihtiyacını düzensiz yıllık ihalelerle, eksik gedik teminlerle çözmeye çalışmışlar. Sonuç, karşımızda duran korkunç bilanço. 20 yılda yanan orman alanı 10 günde yandı. Türkiye'yi uçuracak denen ucube tek adam vesayet rejiminin zamanında uçuracak uçak bulamamasının milletimize maliyeti bu. Şu son tecrübe gösterdi ki bunların yangında ilk kurtarılacaklar listesinde ormanlarımız yok. Tarlalarımız, bağ ve bahçelerimiz yok. Köylerimiz, evlerimiz yok. Erdoğan hükümetleri için ne olursa olsun ilk kurtarılacak şey cakalar. Sarayın sözde itibarı, kendi beceriksizlikleri ve kifayetsizlikleri nedeniyle yangın kontrolden çıktı ama Türkiye'ye yardım yazan herkesi suçlu ilan ettiler. Neden? Çünkü Erdoğan'a göre yardım istemek Türkiye'yi fakir fukara gösteriyormuş. Ormanlarımız yandı kül oldu. Bunlar hala işin cakasında. Yangının hemen başında envanterimizde yangın söndürme uçağı yok diyen kifayetsiz Tarım ve Orman Bakanı dün çıktı. Yunanistan'a uçak göndermeyi değerlendiriyoruz dedi. Ya beyefendi herhalde milletin aklıyla alay ediyor. Son marifetleri de yangın bölgelerine gönüllüleri sokmamak. Gökyüzünde devletinin yangın uçağını, yeterli helikopterini göremediği için binlerce gönüllü yurttaşımız tırnağıyla toprak kazdı. Avuçlarıyla su taşıdı. Ormanına sahip çıktı. Bu gönüllülerden kahraman evladımız Şahin Akdemir'i genç yaşında alevlere kurban verdik. Biz bu gönüllülerimizin hepsine minnettarız. Ama Erdoğan bu cesur yüreklere teşekkür etmek yerine yasak getiriyor. Neden? Kendi beceriksizlikleri ortaya çıkmasın, yetersizlikleri anlaşılmasın diye.
Biz bu yangında büyük çaba ve emek harcayan orman işçilerimize, itfaiyecilerimize, gönüllülere, mücadelenin tüm isimsiz kahramanlarına bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yangında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz. Allah bir daha böyle acılarla Türkiye'yi sınamaz. Hele bu beceriksiz hükümet iş başındayken hiç sınamazsın. Ne yazık ki Erdoğan şahsım hükümeti elinde, ülkemizde gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlamasın, yeni bir felaket yaşanmasın. Bir kere şunu hepimiz öğrendik. 20 yıldır ülkeyi yönetenlerin sevdiği tek yeşil var. O da doların yeşili. İşte maden için talan edilen Kaz Dağları'nın hali. Taş ocağı ve HES için perişan edilen Karadeniz yaylalarının hali. Ormanın dirisine saygısı olmayanların ormanın ölüsüne saygısı olur mu? Elbette olmaz. Bu nedenle yanan ormanların Erdoğan tarafından imara açılmaması için hepimiz azami dikkati göstermeliyiz. Sayın Genel Başkanımız bu mücadelede önderlik yapacağına söz verdi. Ama bu konuda toplumsal hassasiyetimizi de hiç gevşetmeden en üst seviyede tutmak zorundayız. Şu resimlere bir bakın. 2007'de Muğla Milas'ta güvencirlik koyunda yangın çıktı. Yandı. Ardından da yangın olan bu alana şu aşağıdaki 3 tane otel konduruldu. Ne anayasa dinlendi, ne de vicdan. O dönemde Muğla Orman Bölge Müdürü, bugün Orman Genel Müdürlüğü'nün helikopterine binip yanan ormanları yukarıdan inceleyen AK Parti Antalya Milletvekili. Kuzu Kur'da ormanlarımız da bunların rant iştahına emanet edilemez. Kısa dönemde takipçisi olacağımız diğer bir husus, zararların eksiksiz tazmini. Bu işler öyle felaket sedelerle pazarlık yaparak olmaz. Kim yangında ne kaybettiyse tas tamam kendilerine geri verilmesi gerekir. Yanan bölgelerin demografik yapısının değişmemesi için Muğla'nın köylerinde ve Toroslar'da yaşayan yurttaşlarımızı ata yurtlarında tutabilmek için her türlü tedbir mutlaka alınmalıdır. Bu dönemde bir çağrımız da yurttaşlarımıza, özellikle Muğla yerli turistin rağbet gösterdiği bir ilimiz. Yangın nedeniyle otel rezervasyonlarında önemli iptaller olduğunu öğreniyoruz. Orada bulunan belediye başkanlarımızın da ricası bu. Artık yardım göndermeyin. Buna ne olur tatil planlarınızı değiştirmeyin. Otel rezervasyonlarınızı iptal etmeyin, iptal ettiklerinizi de yeniden yapın. Orta ve uzun dönemde ise çok daha zorlu görevler bizi bekliyor. İnşallah ilk seçimden sonra bunları yapmak da bize nasip olacak. Her şeyden önce iklim değişikliği başta olmak üzere artan yeni çevresel riskleri de dikkate alarak ulusal orman yangınlarını önleme ve söndürme master planını hemen yapacağız. Ormanlık alanlarımızın talan edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. İklim değişikliği ne yazık ki önümüzdeki yılların en büyük sorunlarından biri olacak. Ranta, taşa, betona ve borca dayalı büyüme modelini değiştireceğiz. Yeşil mutabakata uyum, Paris İklim Değişikliği Anlaşması'na taraf olma konusunda gereken siyasi iradeyi göstereceğiz. Orman yangınlarında kullanılacak uçan araç envanterini kamucu bir yaklaşımla oluşturacağız. Uçakların bakım ve idame görevini Türk Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Kurumu'nun işbirliğine, etkili bir işbirliği içinde yapmalarına bırakacağız. Bu söndürme filosunda helikopter uçak dengesiyle bölgelerin uçan araç dağılımındaki dengesine mutlaka dikkat edeceğiz. Değerli basın mensupları, iklim değişikliğini sadece orman varlığımız için değil, gıda güvenliğimiz için de çok önemli bir risk olarak görüyoruz. Kuraklık, düzensiz yağış ve seller gıda güvenliğimizi tehdit ediyor. Bu sene ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Özellikle Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu'da. Kuraklık nedeniyle Orta Anadolu'da buğday ve arpa üretiminde verim kaybının %50'den fazla olacağı tahmin ediliyor. Peki hükümet her yıl artan bu kuraklık riskiyle ilgili olarak bugüne kadar ne yaptı?
Şimdi Allah var, 2017'de kuraklık yönetimiyle ilgili olarak 5 yıllık bir eylem planı hazırlamışlar. Ama o gün bugündür ortada plan var, eylem yok. Ekonomi sınırlı kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanma bilimidir. Bir tercih yaptığınızda diğer tüm tercihlerden, tüm seçeneklerden vazgeçmiş olursunuz. İtibarınız, şatafatınız deyip 13 uçak alırsanız, yangın söndürmek için alınacak uçaklara para kalmaz. Onlardan vazgeçersiniz. Yine sınırlı kaynakları Talan İstanbul projesine aktarmaya kalkarsanız, gıda güvenliğimiz bakımından son derece önemli olan sulama projelerinden, oradaki kanallardan vazgeçmek zorunda kalırsınız. Erdoğan 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Ama Güneydoğu Anadolu projesi bir türlü bitmedi. 2019'da bitecek dediler, söz verdiler, hala bitiremediler. Bu projeye göre 18 milyon dönüm tarım alanının sulanması hedeflenirken ancak 7 milyon dönüm alan sulanabiliyor. Gerçekleşme hedefin neredeyse üçte birinde kaldı. Konya Ovası projesi derseniz o da evlere şenlik. Eylem planları, master planlar havalarda uçuşuyor maşallah. Ama Konyalı çiftçilerimizin çoğu su bekliyor, su. Güneydoğu bölgemiz, Konya Ovamız kuraklıkta kavruluyor. Hayatta yaptığımız tercihler kim olduğumuzu belirler. Hükümetlerin yaptığı tercihlerse neye, kime değer ve önem verdiğini gösterir. Erdoğan hükümetlerinin 20 yıldır yaptığı tercihlere bakın. Varsa yoksa cukka, varsa yoksa yandaş, varsa yoksa rant, varsa yoksa şatafat. Bunlar milleti unuttu. Milletin halini görmüyor. Milletin sesini duymuyorlar. Eğer milletin sesini duysalardı, tarım kredi kooperatifleri bu pandeminin ortasında, bu kuraklıkta çiftçilerimizin traktörlerini bağlamaya başlamaz, tarlasına haciz göndermezdi. Hacizler Temmuz ayı sonuna kadar ertelendi. Temmuz ayı geçti, tarım tefeci kooperatifleri yine alanda hacizlere başladı. Tekrar söylüyorum, bunlar milletin halini görseydi, çiftçiye kanunen verdikleri destekleri tamam öderlerdi. Bir de üstüne üstlük bu verdikleri eksik desteklerden haksız yere de stopaj kesmezlerdi. İşte Danıştay söylüyor, haksız yere kesilmiş bu stopajlar. Çiftçilerin yandaşa olan elektrik borcunu çiftçilere ödenecek desteklerden düşmezlerdi. Bu da haksız. Yine Erdoğan sarayından milletin sesini duyabilseydi fındık üreticisini kartellere ezdirmez, tüccarın eline bırakmazdı. Fındık hasadı başladı. Üreticiler harman aşamasına geçiyor. Ama ortada fiyat yok. Hala yok. Üretici bezdi. Karteller üreticiyi ezmeye başladı. Sayın Genel Başkanımız bundan 2 ay önce fındık için en az 35 liralık fiyat açıklanmasını istedi. Tüm bölgede bu fiyatı bekliyor. Bütün uzmanlar koşulların buna son derece uygun olduğunu söylüyor. Fındık için 35 liralık taban fiyatını artık açıklayın. Üreticiyi daha fazla üzmeyin. Değerli basın mensupları, hükümetin başı, bakanları, AK Parti'nin grup başkan vekilleri, Temmuz ayında ekonomimiz uçacak, Almanya'sı, Fransa'sı, Amerika Birleşik Devletleri çatlayacak diyorlardı. Temmuz'da gördük ki ekonomi uçmadı ama fiyatlar uçtu. Hayat pahalılığı TÜİK'in makyaj verileriyle bile dünya rekorları kırdı. En üst sıralara yerleştik enflasyonda. Yine geçtiğimiz hafta hazine nakit dengesi açıklandı. Temmuz'da hazinenin nakit açıkları da uçmuş, rekorlar kırmış. Temmuz'da hazinenin nakit açığı 67.9 milyar lirayla rekor kırdı. Faiz harcamaları hariç nakit açığı o da uçmuş. 46.2 milyar lirayla bir başka rekor kırmış. Buna yine Temmuz'da faiz harcamaları da o da uçmuş. 21,7 milyar lirayla yine rekor kırmış. Erdoğan sözde faize karşıydı ama faiz lobileri en çok onun döneminde abad oldu. Hazinenin sadece faiz değil, kur riski de bu dönemde şahlandı.
Bugün merkezi yönetim borç stokunun %58'i dövize endeksli. Kayınpeder damat bir oldular, ekonomide işlenmeyecek en büyük günahı işlediler. Kendi milletinden bile dolarla, avroyla borç almaya başladılar. Bunların yerliliği, milliliği işte bu kadar. Hazine vergi gelirlerini dolarla toplamıyor ki. Ama iç borç stokunun %25'i, 1/4 bugün dövize endeksli. Aynı oran, bu oran 2017'nin Eylül ayında 0'dı, 0. Bir de bunun üstüne yerel seçimlerde ekonomide sahte istikrar algısı yaratmak için milletin 128 milyar dolarını buharlaştırdılar. Ülkede finansal istikrarsızlığın daniskasını yarattılar. İstikrarın olmadığı ekonomide kurdaki her oynama durduk yere hazine dengelerini alt üst ediyor. Finansal istikrarsızlığı daha da katmerli hale getiriyor. Şimdi beyefendi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na faiz indir sinyali verdim diyor. İnşallah anlarlar diyor. Ne olacak 12 Ağustos'ta faiz indirilmezse? Banka sizin verdiğiniz sinyali almazsa ne yapacaksınız? Başkanı görevden alacak mısınız? Dünyanın en yüksek 7. faizini vereceksin. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından birine bu ülkeyi mahkum edeceksin. Milleti mahkum edeceksin. Dünyada parasını en hızlı pul eden ekonomi yönetimi olacaksın. Sonra da biz finansı iyi yönetiriz diye boş boş yaka satacaksın. Tablo ortada. Bu kadar afra tafraya, bu kibre, bu kendini beğenmiş diye artık pes. Şimdi bu konuşmayı yapan sözde finans üstadı hızını alamamış, mülteci almaya, ülkeyi yol geçen hanına çevirmeye devam edeceklerini de söylemiş. Çünkü durumları finans bakımından iyiymiş. Finanstan anladıkları sadece para tahsil etmek. Dışarıdan 3-5 milyar avro gelsin de nasıl gelirse gelsin. Bunun için ülkemizin geleceğini çalmaktan, milletimizi sırtından hançerlemekten çekinmiyorlar. Sınırlarımızın hali ortada. Sınırlarımız sınırlıktan çıktı, kevgire döndü. Sınır hani milletin namusuydu? Ya bu Rus yetini birkaç kilometre sınırımızdan içeri girdi diye siz düşürmediniz mi? Gerçi sonra astarı yüzünden pahalıya gelince işi FETÖ'ye yıkan da siz oldunuz. Yetmedi, üstüne üstlük bir de Ruslardan özür dilemek için 2,5 milyar dolar verip hala bir türlü kullanamadığınız S-400'leri aldınız. Ama şimdi o sınırlardan Afgan erkeklerinden oluşan taburlar ellerinden tek bir çanta bile olmadan geçiyor. Akın akın Türkiye'yi istila ediyor. Hükümet nerede? Ülkeyi kim yönetiyor? Taliban ele geçirdiği bölgelerde tüm hapishaneleri boşaltıyor. Bununla ilgili görüntüler sosyal medyaya düşmeye başladı. Yarın öbür gün bu hapishane kaçkınları bizim şehirlerimize dayandığında ne yapacaksınız? Bu millete nasıl hesap vereceksiniz? Daha bir hafta önce Sarayın İletişim Başkanı Türkiye kimsenin bekleme odası değil demişti. Dışişleri Bakanlığı yeni bir göç krizine izin verilmeyecek diye söz veriyordu. Ama şimdi Erdoğan ne diyor? Mültecileri almaya devam edeceğiz diyor. Devletin kurumları başka konuşuyor, Erdoğan başka konuşuyor. Anlaşıldı ki devlet Erdoğan'ın kapalı kapılar ardında Amerika Birleşik Devletleri ile ne görüştüğünü bilmiyor. Konuşulanları bir tek Erdoğan biliyor, bir de devlet teamüllerine aykırı olarak toplantıya alınan Kavakçı'nın kızı. Anlaşılan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ile bir olmuş, Türkiye'ye kontrolsüz göçmen akınını kabul etmiş, teşvik ediyor. Amerika'sı, Almanya'sı, Avusturya'sı, Belçika'sı Erdoğan'ın sırtını okşasın, parayı versin yeter. Varsın ülkemiz işgal edilsin, Türkiye Avrupa'nın mülteci getosuna dönüşsün. Bu arada sınırlarımız kevgire dönmüş, Milli Savunma Bakanı çıkıyor, Kabil Havalimanı'nın işletmesiyle ilgili görüşmeler sürüyor diyor. Hayrola Mehmetçik ne zamandan beri başkalarının havalimanlarını işletir oldu? Sayın Akar, bu millet Mehmetçik'ine bugün sınırda ihtiyaç duyuyor. Siz gitmişsiniz Kabil'de egemen güçlerin taşeronluğuna soyunmuşsunuz. Gürbüz genç Afgan erkekleri kaçıp
İstanbul'a gelecek. Benim Mehmetçiğim Afganistan havalimanlarını savunmak için Kabil'e gidecek. Bu çirkin becaişi bu millet içine sindirmez. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kendinize gelin. Uyardık, uyarıyoruz. Ülkemizde gayri resmi rakamlarla 5 milyon Suriyeli var. Bir de bunun üstüne yüz binlerce Afgan gelirse, açık söylüyorum, bu terazi, bu sikleti çekmez. Madem bu ülke güçlü bir ülke, madem siz bu işin finansmanını iyi biliyorsunuz, o zaman yapacağınız bellidir. 3-5 milyar avroyu biz Avrupalılara verelim, milyonlarca Suriyeli'yi, Afganlı'yı oraya gönderelim. Biz de ülkemizin demografik yapısının, sosyal dengelerinin çok büyük bir tehditten kurtulmasını sağlayalım. Türkiye ekonomisi düşük teknoloji, düşük gelir tuzağına takılıp kalmasın. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği kurtulsun. Sabah akşam beka diyen Sayın Bahçeli'ye de sormak istiyoruz. Ortağınız Türkiye'nin en önemli beka meselesinde milletimizi sırtından hançerliyor ama sizden gık çıkmıyor. Bu içinize siniyor mu? Buna sessiz kalmak suça iştiraktır. Bugün buna sessiz kalan yarın dönüp bu millete ben milliyetçiyim diyemez. Çok açık söylüyorum, bu meselede herkes yaptıkları kadar yapmadıklarından da sorumludur. Millet kendisine ihanet edenleri ve işbirlikçilerini sandıkta paket yapıp tarihin tozlu sayfalarına göndermeyi çok iyi bilir. Değerli basın mensupları, Türkiye bir yandan orman yargınlarıyla, diğer yanda kontrolsüz göç dalgasıyla sarsılırken bir başka sinsi düşman, COVID-19 salgını toplumsal sağlığımızı tehdit etmeye devam ediyor. Vaka sayılarında yeniden dünyada ilk 10 ülke arasına girdik. Günlük vaka sayılarında Mayıs başına, günlük vefat sayılarında Haziran başına döndük. Günlük vefat sayıları 100'ün üzerine çıktı. Dün itibariyle 2 doz aşısını olan yurttaşlarımızın sayısı 29 milyondu. Bu toplam nüfusun %35'i civarında. Toplumsal bağışıklık kazanmak için nüfusun %70'inin aşılanması gerekiyor. Yani neredeyiz? Hedefin ancak yarısındayız. Oysa aşısı tamamlananların nüfusa oranı Amerika Birleşik Devletleri'nde %50, Yunanistan'da %51, Almanya'da %54, İtalya'da %55, İsrail'de %62. Bu rakamlar aşılamada geride kaldığımızı açık seçik ortaya koyuyor. Bir ay sonra okullar açılacak. Okullar açılmadan önce geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı istifa etti, gitti. Bakan değişti. Giden Milli Eğitim Bakanı neden istifa etti? Neyi yaptı? Neyi eksik bıraktı? Veya neler ona yaptırılmadı? Neden ayrıldı? Gelen bakan hem bunu hem de bu eksikliklerin giderilmesi için neler yapacağını açıklamalıdır. Bakın şunu söyleyeyim. Türkiye bu salgın döneminde okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkelerden biri oldu. Türkiye'nin bu eğitim dönemini de kaybetme lüksü artık yok. Aksi halde kayıp kuşak riski daha da artacak. Bu nedenle okullardaki öğretmen ve personelin aşılanmasında bir sıkıntı varsa bunlar mutlaka ve ivedilikle giderilmelidir. Velilerimiz yeni atanan Milli Eğitim Bakanı'ndan bu konularda açıklama bekliyor. Salgın yeni varyantlarla başka ülkelerde de hız kazanmış görünüyor. Bu nedenle ülkeler arasında veri paylaşımı konusunda şeffaflığa ihtiyaç var. Suudi Arabistan dün umre vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızı ülkesine kabul etmeyeceğini açıkladı. İngiltere ise Türkiye'yi kırmızı listede tutmaya devam ediyor. Gerekçe, yine bir beceriksizlik, dünya standartlarında veri paylaşımı yapılmaması. Sağlık Bakanı bu konuda sabıkalı. Vaka dediler, hasta dediler, rakamları kararttılar. TÜİK 2020 ölüm nedeni istatistiklerini hala yayımlamadı. Anlaşılan vefat sayılarında mızrağı bir türlü çuvala sığdıramıyorlar.
Şimdi tüm dünya artık salgın verilerimizi kuşkuyla değerlendiriyor. Hep söylüyorum, güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene bir daha asla geri dönmez. Artık Sağlık Bakanı'na da, Erdoğan şahsın hükümetine de, şahsım hükümetine de güven kalmamıştır. Güven demişken, hafta sonu sarayın danışmanı mütevefa Burhan Kuzu hakkında televizyonlarda bazı ciddi iddialar yeniden gündeme geldi. Bunlar yenilir yutulur cinsten iddialar değil. Konu hakkında şahitler de ortada. Burhan Kuzu kimin üzerinden, kimin aracılığıyla iş takip etmiş? Burhan Kuzu'nun danışmanı çıktı, bunları açıkladı. Şimdi yürekli bir savcı bekliyoruz. Yürekli bir savcı bekliyoruz ki bu danışmanın ifadesine başvursun, bu olayları aydınlatsın. Hep söylüyoruz, artık yapılması gereken yönetimdeki çürümüşlüğe son vermektir. Yeni kurallarla, yeni kurumlarla, yeni kadrolarla ülkenin ufkunu açmaktır. Bugün milletin hakemliğine gitmeye ihtiyaç en üst seviyededir. Bu saatten sonra Erdoğan şahsım hükümetinin millet için yapabileceği tek iyilik sandığı getirmektir. Milletimiz 3 yıl boyunca herkesi izlemiştir. Bu hükümetin notunu da vermiştir. Şimdi milleti hayal kırıklığına uğratan Erdoğan hükümetine tasdiknamesini verme sırası gelmiştir. Sözlerimi tamamlarken bugün Muharrem ayının ilk oruç günü. Tutulan tüm oruçların hak katında kabul olmasını, milletimizin barışına, huzuruna ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, bize yönlendirilen sorular oldu. İlk olarak Halk TV'nin sorusuyla başlıyorum. Halk TV'nin sorusu şöyle. CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı rapora göre sefalet endeksinde son yılların en yüksek rakamına ulaşıldı. Bu yükseliş önümüzdeki aylara nasıl yansır? Sizin bu duruma ilişkin bir yorumunuzu alabilir miyiz? Yani şimdi sefalet endeksinin en önemli parametrelerinden biri işsizlik. Ülkemizde bugün itibariyle 9 milyondan fazla işsiz var. Geçen yıl sonunda bu 10 milyonu geçmişti. İşsizlerimizin sayısı 101 ülkenin nüfusundan fazla. Yine dünyada en yüksek enflasyona sahip 15 ülkeden biriyiz. Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makas hiç bugüne kadar görmediğimiz biçimde açılmış vaziyette. Yüksek işsizlik, yüksek enflasyon fakir fukarayı daha da eziyor. Gelir dağılımını daha da bozuyor. Bunu engelleyebilmek için ortada ciddi bir program olması lazım. Yine bu programı uygulayacak, güven veren bir yönetim olması lazım. Böyle bir yönetim iş başına gelmeden ne yazık ki bu sıkıntıları yaşamaya, bu göstergelerin daha da kötüleşmesini izlemeye devam edeceğiz. Efendim, ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'lilerden kendisine gelen eleştirilere yönelik olarak "Partim beni nasıl durduracak?" çıkışında bulunmuştu. Bu çıkış genel merkezde nasıl bir yanıt buldu? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevinin başında çalışmaya devam ediyor. Evet. Efendim, ATV, Kanal 7 ve Ulusal Kanal'ın ortak bir sorusu var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili bu soru. CHP'nin adaylık için eski AK Partili Mehmet Şimşek'le görüştüğü iddia edildi. Bu iddialar doğru mu? Şimdi iddianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk. Bugün bu soruyu soran kanallar ise neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık. Öyle görünüyor ki saraydan ellerine kendilerinin çalıp kendilerinin oynayacağı bir senaryo verilmiş. Bunun üzerinden yeni bir Sünni gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Teşekkür ediyorum.